Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler. Bugün neredeyiz? İstanbul Afat Kültür Derneği'ndeyiz. Hemen yanımda Kadın Kolları burada. Kadın Kolları'na mikrofonu vermeden önce Türkiye'de 72 tane millet olduğunu söylüyoruz. Bunlar Kırımlar, Azerler, Yörükler, Tahtacılar, Türkmenler, Karapapaklar, Kazaklar, Özbekler, Pomaklar, Boşnaklar, Kürtler, Lazlar, Gürcüler ve Çerkezler diyoruz. Çerkezlere baktığımız zaman da Çerkezler kendilerini Kuzey Kafkasyalı olarak ayırıyorlar. Kuzey Kafkasyalılara baktığımız zaman da Adigeleri, Osetleri, Avpazları gidiyor. Bugün burada bir etkinlik vardı. Depremi unutmadık. Bugün burada, niye buradayız? Ve sizler bugün hizmet ediyorsunuz gelen davetlilere. Evet. Sizleri bir tanıyalım. Ben Elif Berkkan, yönetim kurulundayım. Başkan yardımcısı görevindeyim. Aynı zamanda derneğimizin Agublara Kadın Kolları'nda üyeyim. Bugünkü kahvaltımıza kadın kollarımız Agublara'nın emeği çok fazla. Biz zaten dönüşümlü olarak her ayın ikinci pazarı kahvaltı yaparken bütün kahvaltı düzenini Agublara temin ediyor bize, sağ olsunlar. Bugünkü kahvaltımızın muhteviyatı da evet bizim için de çok özeldi. Bildiğiniz gibi çok zor günlerden geçiyoruz. Ülkenin büyük bir kısmında maalesef büyük bir acı yaşıyoruz. Oraya destek olmak amaçlı yaptık kahvaltımızı ve sağ olsun tüm arkadaşlarımız, dostlarımız, büyüklerimiz bizi bugün yalnız bırakmadılar. Gene duyarlılıklarını gösterdiler. Ben günün sonunda son derece huzur dolu ayrılacağım bugün buradan. Çok güzel bir kahvaltı oldu. Sözü arkadaşlarıma vereyim, daha fazla meşgul etmeyeyim ben sizi. Sevgili seyirciler, depremden bir aydan fazla oldu. Ama Çerkez derneklerinin yardımları deprem bölgesine yetişiyor. Bugün de kahvaltıları yaptık. İsteyen deprem bölgesine de yardım yapabiliyordu. Sizler neler söyleyeceksiniz? Önce sizleri bir tanıyalım. Ben Asiye Yağan, Adige'yim. Afat Kültür Derneği'nin de üyesiyim. Her ayın ikinci pazarı yapılan kahvaltımız deprem içindi. Biz deprem için bölgeye de yardımlar gönderdik. Ama bu aşamadan sonra aynı yardımlardan çok nakli yardımlara döndük. Daha kolay olacak. Herkes istediğine, kendi ihtiyacına göre alabilsin, kullanabilsin diyor. Nakli yardımlara döndük. Bu kahvaltı da onlardan bir tanesiydi. Diğer yardımları da İstanbul'a gelen, yerleşen ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Seyirciler, kahvaltımız saat 10.30'da başladı ama bunun hazırlıkları daha önceden başladı. Sabah kaçtan beri hazırlıklar başladı burada? Aslında akşam başladık biz hazırlıklara. Dün akşamdan itibaren sabah da çok erken bir saatte mutfakta toplanıldı, yapıldı. Vallahi katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Deprem için özellikle başından itibaren arkadaşlarımızın söylediği gibi başından itibaren elimizden geleni yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, ahbazların sabah kahvaltısı çok güzel oluyor. Çünkü onlara hanım eli değiyor. Sizler de emeğiniz çok. Neler söyleyeceksiniz? Sabah, dün akşamdan beri diyorsunuz buradayız. Evet, dün akşamdan beri çalışıyor arkadaşlar biz. Sabah erken geldik, masalar hazırlandı. Bu kahvaltının da deprem zede arkadaşlara gideceği için biz çok mutlu ve keyifli olarak buradayız. Gelen herkese de teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Teşekkür ediyorum. Bu kadar. Bu kadar insanı memnun etme oldukça zor. Ama sizlerden memnun kalıyorlar. O zaman fazla mı çalışıyorsunuz? Veya bunun sırrı nedir? Vallahi fazla mı çalışıyorsunuz derken yani normal çalıştığımızı ama düşünüyorum. Sonuçta ekstra bir çalışma yok. Bu yemeği burada yapıyorsunuz. Yani burada yaptığımız da var. Evlerde yapıp getirdiğimiz de var. Sağ olsun bizim insanımız zaten çok hoşgörülü bir milletiz. Sağ olsunlar. Hatalarımız olsa da hatalarımızı söylemedikleri için mükemmel geliyor onlara. Yani çaba harcıyoruz ama ekstra değil. Biz zaten böyle bir toplumuz yani. Evet. Büyük bir keyifle yapıyoruz yani gerçekten. Bize de destek oluyor arkadaşlarımız. Çok zevk alıyoruz, keyifle yapıyoruz. Sevgili seyirciler, buraya yüzlerce insan geliyor. Bu yüzlerce insanı memnun etmek gerçekten çok zor. Ama gördüğüm kadarıyla, baktığım kadarıyla herkes de memnun ayrılıyor. Sizler son olarak neler söylemek istersiniz? Ya kahvaltılarımız devam ettiği sürece,
hatta kahvaltılarımız devam etmese bile biz yardımlara devam edeceğimiz için herkesten destek bekliyoruz. Şeye de baktım, sevgili seyirciler, deprem bölgesine baktığımız zaman Çerkez köyleri de çok vardı. Evet. Adana'da vardı, Maraş'ta vardı. Onları geziyor musunuz? Evet, şimdi önümüzdeki hafta dernek başkanımız ve Şamil Beyler o bölgeye gidecekler. Nakdi yardımlarımızı zaten öyle iletecekler. Geçen seferki tırlarla giden yardımlarımızda da zaten APASFET Başkanımız Murat Bey ve temsilcimiz İbrahim Bey eşlik etmişlerdi. Tabii ki devam. Durmadan devam. Çünkü bu süreç çok uzun bir süreç. Yani bu yardımla bitecek bir şey değil. Epey bir zamanı var onun toparlanması için. Biz de o süreçte her zaman yanlarında olmaya çalışacağız. Sevgili seyirciler, yardım yapmak istiyorsanız APAS Derneği önemli değil. Herhangi gördüğünüz bir Çerkez Derneği'ne girin, oraya yardım yapın. Çünkü bütün Çerkez Derneklerine toplanan neveraller, erzaklar, paralar hepsi tek kasa alarak depremzedelere gidiyor. Aynen. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Yemekler oldukça güzeldi. Abi. Güzel karşıladınız. Her şey için çok çok teşekkürler. Yayınımızı burada bitiriyoruz sevgili seyirciler. Sağ olun.